WordPress içerik toplayıcı neredeyse her siteden WordPress blogunuza içerik ekleyebilmenizi sağlayan bir eklentidir. İçerik toplama işlemini site seçicileri kullanarak yapmaktadır. Site seçiciler sitenin kaynak kodunda bir elementi o elementin öz niteliklerini kullanarak bulabilmenizi sağlar. Gelin birkaç site seçici örneğine bakalım bu bir link elemanı ve sonraki sayfa adında bir sınıfa sahip. Eğer bu elemanı seçmek istiyorsak, yazmamız gereken stil seçici şudur. Bu da başka bir örnek. Bu bir div elementi ve id öz niteliğinin değeri, icerik. Bu elementi seçmek için şu stil seçicileri kullanabiliriz. Elementi doğrudan seçmenin dışında, Elementi kapsayan başka elementleri kullanarak da istediğimiz elementi seçebiliriz. Örneğin bu sayfalar sınıfına sahip bir div elementi. Bu elementin içerisinde de bir link elementi var. Link elementini seçmek için şu stil seçicileri yazabiliriz. Artık stil seçicileri nasıl kullanacağınızı biliyorsunuz. İstediğimiz elementleri stil seçicilerle seçebilmek için Öncelikle bu elementleri sayfanın kaynak kodunda görebilmeliyiz. Bunu yapabilmek için ilk olarak sayfayı tarayıcıda yükleyin. Şimdi yapmanız gereken, tarayıcının geliştirici araçlarını açmak. Geliştirici araçları açıldığında, elementler sekmesinde sayfanın kaynak kodunu görebilirsiniz. Artık tüm elementleri ve elementlerin öz niteliklerini görebildiğimize göre, istediğimiz elementler için stil seçicilerini yazabiliriz. Gelin şimdi içeriklerini almak istediğimiz bir sitenin ayarlarına birlikte bakalım. İlk olarak bir site oluşturun, sitenin adını yazın ve site linkine girin. Şimdi kategori ayarlarını yapmaya başlayabiliriz. Burada, Sitenin içerisindeki yazıları bulunduran kategorilerin linklerini girmeliyiz. Bu linkleri tek tek elle de girebilirsiniz. Stil seçicileri kullanarak otomatik olarak da ekleyebilirsiniz. Gelin bu örnekte stil seçicileri kullanarak ekleyelim. Kategori linklerini bulunduran sayfaya gidin. Geliştirici araçlarını açın ve kaynak kodunda kategori linklerini bulun. Daha sonra linkleri içeren elementlerin öz niteliklerine bakın. Gördüğünüz gibi kategori linkleri nav elementinin içerisindeki li elementlerinde bulunuyor. Ayrıca nav elementi nav adında bir sınıfa adı da sahip. Gelin bu bilgileri kullanarak kategori linklerini alalım. Öncelikle linklerin bulunduğu sayfanın adresini girin ve stil seçiciyi yazın. Şimdi artı butonuna tıklayın tüm kategori linkleri alındı ve kategori haritasına eklendi. İstenmeyen kategori linklerini kaldırın ve her bir kategori linki için sitenizde bulunan bir kategoriyi seçin. Böylece bir kategoriden alınan yazılar, sitenizde bulunan istediğiniz bir kategoriye kaydedilecektir. Gelin şimdi bir kategori sayfasına gidelim ve yazı linkleri için site seçicilerini bulalım. yazı linklerini bulunduran elementleri bulmak için geliştirici araçlarını kullanın. Gördüğünüz gibi, her yazı, post sınıfı olan article elementlerinin içerisinde bulunuyor. Bu elementin içinde, yazının linkini bulunduran bir H2 etiketi var. Gelin bu element için bir stil seçici yazalım ve bu seçiciyi test edelim. Harika, çalışıyor. gereksiz elementleri yazı sayfasından kaldırabilirsiniz. Örneğin, script elementleri. Gelin şimdi de yazıların öne çıkan görselleri için stil seçicilerini bulalım. Az önceki yöntemi kullanarak öne çıkan görselleri kaynak kodu içerisinde belirleyin. yazı linklerinin sayfanın kaynak kodunda öne çıkan görsellerden önce gelip gelmediğini kontrol edin. Bu örnekte yazı linkleri öne çıkan görsellerden önce gelmiyor. Son olarak sonraki sayfanın linkini bulunduran elementi bulun ve bu element için bir stil seçici yazın. Bu örnekte sonraki sayfalar sayfanın sonuna gelindiğinde otomatik olarak yükleniyor. Fakat kaynak kodunda sonraki sayfanın linki mevcut ve bu linki bulabiliriz. Gelin şimdi bu linki bulalım ve bu link için bir site seçicisi yazalım. Aynı kategori linki iki kez eklenmiş. Birini kaldıralım ve ayarları kaydedelim. Kategori ayarlarını yapmayı bitirdik. Gelin şimdi testçiye gidelim ve kategori ayarları istediğimiz gibi çalışıyor mu bir bakalım. Öne çıkan görselleri, yazı linklerini ve sonraki sayfa linkini görebiliyoruz. Sonraki sayfayı da kontrol edelim. Her şey olması gerektiği gibi çalışıyor. Gelin şimdi yazı sayfası için ayarları yapalım. Hedef sitede bir yazı açın, yazının linkini kopyalayın ve test yazı linki olarak ekleyin. Geliştirici araçlarını kullanarak yazı başlığı için bir stil seçici bulun. Görünen o ki yazı başlıkları post title sınıfı olan bir H1 elementinin içerisinde bulunuyor. Gelin şimdi de yazı içeriğini alalım. Entry sınıfına sahip bir div elementi, ve bu elementin içerisinde de post content sınıfına sahip başka bir div elementi bulunuyor ve içerikle bu elementin içerisinde. Gelin scriptleri kaldıralım. Çünkü istenmeyen davranışlara sebep olabilirler. Meta anahtar kelimeleri ve meta açıklamayı kaydedelim. Ayrıca, yazı içeriğindeki görselleri kendi sitemizin bulunduğu sunucuya kaydedebiliriz. Yazı içeriğindeki tüm görselleri kaydetmek için img yazabilirsiniz. Öne çıkan görselleri yazı sayfası içerisinden de alabiliriz, tabi kategori sayfasında bulunamadıysa. Gelin öne çıkan görseller için bir stil seçici yazalım. Eğer birden fazla görsel bulunduysa, endişelenmeyin ilk bulunan görsel öne çıkan görsel olarak seçilecektir. Son olarak yazı için bir şablon belirleyelim. Şablona yazı ile ilgili bilgileri dahil etmek için düzenleyicinin üzerinde bulunan butonları kullanabilirsiniz. Bu butonların üzerine geldiğinizde açıklamalar görünecektir. Gelin yazı içeriğini buraya koyalım ve ziyaretçilerin kaynak siteyi inceleyebilmeleri için bir link ekleyelim. Gelin şimdi testçiye gidelim ve yazı sayfası istediğimiz gibi çalışıyor mu bir bakalım. Harika. Her şey istediğimiz gibi. Görsellerin kendi sunucumuza kaydedildiğini görebilirsiniz. Araçları kullanarak bir yazıyı, yazının linki ile ile kaydedebilirsiniz. yazıyı sitemize kaydettik. Müthiş. Gelin şimdi genel ayarlara gidelim ve programlamayı aktif hale getirelim. Böylece yazılar otomatik olarak sitemize kaydedilecek ve kategoriler yeni yazılar için kontrol edilecek. Son olarak siteyi de aktif hale getirelim. Böylece sitenin programlı bir şekilde inceleme ve kaydetme özelliği için aktif olduğunu belirtmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler.